Duruşma salonunu bulamayan bir katip ise davanın 45 dakika gecikmeli başlamasına neden oldu. Konya'da polisin aldığı bir ihbar sonucu durdurulan Allah'a emanet yazılı kamyonda 100 bin paket kaçak sigara ile geçirildi. Kamyon şoförü ise gözaltına alındı. Allah'a emanet yazılı kamyonuyla yola çıkmıştı. Ama yolu polislerce kesildi. Tarla sulamada kullanılan boru ve hortum yüklü kamyonda 100 bin paket kaçak sigara bulunuyordu. Konya Aksaray Karayolu üzerinde önlem alan polis Hüseyin Y yönetimindeki kamyonu takibe aldı. Polis kent merkezi girişinde kamyonu durdurdu ve 100 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Hüseyin Y gözaltına alınırken ele geçirilen sigaralar da imha edilmek üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Antrenman yaparken 17 yaşında hayata veda eden milli sporcu Aslı Nemutlu'nun ikinci duruşmasına katılmak için Erzurum'a giden anne ve babası kayak merkezlerinde pistlerin kenarlarına çekilen kırmızı ağları görünce mutlu oldu. Erzurum'da yapılacak olan Alp Disiplini yarışmasına katılmak için İstanbul'dan gelen milli kayakçı Aslı Nemutlu, 12 Ocak 2012 günü antrenman yaparken tahta kar perdelere çarparak hayatını kaybetmişti. Aslı'nın ölümüyle ilgili Kayak Federasyonu Başkanı Özer Ayık ve ilgili yetkililer hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan Erzurum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Altınoğlu pisti. Düşmüş müydü? Torlara mı takılmıştı? Yok, tor falan yok. Normal düz yol zaten orası. Düşerken ayağını kırmış. Yani kayarken pist mi? Acemi pisti. Acemi pistinde. İkinci duruşmaya katılmak üzere Erzurum'a gelen Aslı'nın anne ve babası kızlarının ölümünden sonra kayak merkezinde bazı tedbirlerin alındığını görünce memnuniyetlerini belirttiler. Aslı'nın kazasında ambulansın orada olmaması, aynı zamanda sedyeli kar motorunun olmaması büyük bir ihmal. Gecikme de büyük bir ihmal. Ama Aslı'nın olayından sonra en azından orada sağlık tedbirlerinin alınması güzel bir şey. İstediğimiz şeylerden bir tanesiydi zaten iyileştirilme yapılması. Sakarya'nın Karasu ilçesinde avlanma yasağının bulunduğu alanda izinsiz ava çıkan acemi avcı kendini vurdu. İddiaya göre Sakarya'nın Karasu ilçesinin Taşlı Geçit köyünde yaşayan Nurettin Ç. bir arkadaşıyla ava çıktı. İki kafadar avlanmanın yasak olduğu acarlar langozuna geçti. Kayıkla langoza açılan Nurettin Ç. tüfeğin kazayla ateş alması sonucu sağ bacağından vuruldu. Yaralı avcı arkadaşının yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Çağrılan ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurettin Ç. ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nurettin Ç'nin sevk edilmesi sırasında yakınları kan verme meselesi yüzünden hastane personeliyle tartıştı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken jandarma tüfeğe el koydu. Yaralı Nurettin Ç ve yanındaki arkadaşına yasak bölgede avlandıkları gerekçesiyle ayrı işlem yapıldı. Ağrı Devlet Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan 7 aylık hamile Nevroz Ünlü bir hasta yakınının saldırısına uğradı. Karnına aldığı tekme darbesiyle erken doğum riski taşıyan doktor Nevroz Ünlü 10 günlük rapor aldı. Doktorların maruz kaldığı şiddetin sonu bir türlü gelmiyor. Sürekli hekim ve sağlık çalışanı görülmektedir. Bu kez de bir hasta yakını 7 aylık hamile doktor Nevroz Ünlü'ye saldırdı. Bakmakta olan ve artık hasta bakamaz duruma gelmiş nöroloji uzmanı Doktor Nevroz Ünlü arkadaşımız bir hasta yakını tarafından darp edilmiş. Ağrı Devlet Hastanesi kendi internet sitesinden olayı kınarken Doktor Ünlü de 10 günlük rapor aldı. Çocuğunu erken doğurma riski taşıyor çünkü. Doktor Nevroz Ünlü dün 105. hastasını muayene ediyordu.
İçeri başka bir hastanın yakını girdi ve doktora hastasının acil olduğunu ve hemen müdahale etmesi gerektiğini söyledi. Doktor tarafından acile yönlendirilen hasta yakını ise küfredip doktorun üzerine yürüdü. Hasta yakınları ve görevlilerin müdahalesiyle uzaklaştırılmak istenen Ferit Elmas adlı saldırgan iddiaya göre hamile doktorun karnına tekme attı. Dün nöroloji uzmanımız Doktor Nevruz hocamızın bir hasta 106. hasta yakını tarafından darp edilmesi, bunu bir tepki olarak da bu basın açıklamasının seninle uygun gördük. Aldığı darbeyle fenalık geçiren doktorun niye diğer meslektaşları müdahale etti. Yapılan saldırıyı kınamak amacıyla bütün sağlık çalışanları olarak toplanmış mahtayı. Olaydan sonra gözaltına alınan Ferit Elmas'la ilgili soruşturma sürüyor. Isparta'nın Şaki Karaağaç ilçesinde oturan ambulans şoförü İsmail Demircan, kızı 17 yaşındaki Banu'dan 9 Ocak'tan beri haber alamadıkları gerekçesiyle kayıp başvurusunda bulundu. Kızının cep telefonu sinyaliyle bulunmasını isteyen acılı babaya, "Polisin her şey senin dediğin kadar kolay olmuyor, televizyon dizisini az seyret" dediği iddia edildi. Tam 30 gün oldu, bir ay oldu. Ne yaptıysa kızının izine ulaşamayan acılı baba, kızının 24 Ocak'ta kendisine cep telefonundan iki mesaj gönderdiğini ve iletide "baba zor durumdayım, beni kurtar" şeklinde mesaj attığını söylüyor. İsmail Demircan'ın kızı Banu 9 Ocak'ta okula gitmek için evinden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Aynı gün polise müracaat ettik buradaki Şarkıyarız ilçe emniyet müdürlüğüne. 24 Ocak'ta kızından gelen mesajları polise bildiren baba Demircan, cep telefonu sinyalinin takip edilerek kızının yerini bulunmasını istedi. Emniyetteki komisere gittim, söyledim, bilgi verdim. Dedim ki komiserim niye bulunmuyor bu, dedim bir ay şu gün oldu falan dedim. Dedi ki bana sizin dediğiniz dedi işte arka skorda bir dizi var, o dizide olur dedi. Demircan'ın iddiaları üzerine açıklama yapan Şarkı Karaağaç İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Sağlamsa, görevli memurun babaya durumu anlatmak için örnekleme yapmaya çalıştığını, tahkikatın sürdüğünü ifade etti. Kayıp kızdansa hala haber alınamıyor. Ya kızımız bulunsun, daha başka ne diyeyim ya? Yeter ki kızımız bulunsun. Antalya'da emanet aldığı ciple yol yapımı için açılan su dolu kanala uçan 61 yaşındaki Dursun Kulu boğularak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Portakal toplayan işçiler yol yapım çalışması için açılan ve yağmur suyu biriken kanalda bir aracın ters durduğunu fark etti. Durunca baktık etrafına, hani kapıları kapalı. Ayak izi falan yok, şu çamurlarda falan tamamen hani tertemiz olduğu gibi duruyor yani. Daha önce görmüş müydünüz bu arabayı buralarda? Ha, bu şurada koyunlar moyunlar var, hani herhalde çobanın falan da olabilir bilmiyorum da işte. Hani orada duruyordu, dediğim gibi sabah da orada duruyordu. Şimdi şuradan herhalde nasıl girdiyse devrilmiş yani oraya. İçinden çıkan da olmayınca biz de hemen bir telefon edelim dedik işte. Çağrılan itfaiye ekipleri aracı çelik halat yardımıyla çıkardılar ve 61 yaşındaki çobanlık yapan Dursun Kulu'nun cesedine ulaştılar. Kulu arkadaşı Mehmet Yılmaz'dan cipe emanet almış ve kazaya kurban gitmişti. Olay yerindeki incelemelerin ardından Dursun Kulu'nun cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Zonguldak'ta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yardımcı hizmetli kadrosuna 2 kişi alınacaktı. Tam 245 kişi başvurdu. İşe alım kurayla belirlenirken kurada adı çıkmayanlar salondan üzgün ayrıldı. Bu kalabalığın nedeni bir umut, işe girmek için. Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı'na alınacak 2 kişi için tam 245 kişi başvurunca salonda izdiham oldu. İşe girmeye hak kazananlar kurayla belirlenirken 2 kişi ayda 1500 lira ücretle çalışmaya hak kazandı. Kurada ismi çıkan ve bir turizm firmasında satış elemanı olarak çalıştığını söyleyen evli ve bir çocuk babası Nihat Çolak büyük sevinç yaşadı. Çok mutluyum. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Evlisiniz? Evet, evliyim. Peki neler söylüyorsun? Mutluyum, şu an söyleyecek bir şeyim yok. Bu kadar. Kurada ismi çıkan bir diğer şanslı ise Emre Ayaz oldu.
Onun kadar şanslı olmayanlarsa salondan hayal kırıklığıyla ayrıldı. Ülkemizin göz bebeği Mehmetçik yine yaptığı yardımlarla gönülleri fethetti. Mehmetçik, Hakkari Yüksekova'da 78 yaşındaki Emine Çelik'in yardımına koştu. Sediye verin benim. Sediye. Türkiye'nin güvencesi Mehmetçik yaptığı yardımla yine gönülleri fethetti. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde aylardır doktor olmadığı sağlık ocağına doktor geldiğini duyan vatandaşlar muayene için koştu. Ayağına al ayağına. Doktora görünmek isteyenlerden biri de 78 yaşındaki Emine Çelik'ti. Evi çok uzakta olan Emine Çelik, oğluyla beraber yola koyuldu. Ancak 4 metre yüksekliği bulunan karlar nedeniyle sağlık ocağına gitmesi neredeyse imkansızdı. İşte umutların bitti dendiği anda Mehmetçikler devreye girdi. Özel olarak görevlendirilen bir tim Emine Çelik ve oğlunun yardımına koştu. Bitkin halde ve acıdan feryat eden yaşlı kadın askerleri görünce rahat bir nefes aldı. Önce sedyeye alınan Emine Çelik daha sonra koluna giren askerlerin yardımıyla yola koyuldu. Bu sırada tim komutanı beresini bir askerde eldivenlerini Emine Çelik'e verdi. Engel tanımıyor. Engel tanımayız biz. Bunun için geldik buralara. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra sağlık ocağına varıldı. Doktorlar hemen Emine Çelik'i müşahede altına aldı. Ancak durumun ağır olduğu anlaşılınca helikopterle Yüksekova'ya götürüldü. Bir son dakika gelişmesini aktaralım. Adana'nın Ceyhan ilçesindeki M tipi cezaevinde bir mahkum yangın çıkardı. Yoğun dumandan 7 kişi zehirlendi. Büyük Mangıt Mahallesi'ndeki M tipi cezaevinde saat 17 sıralarında uyuşturucu suçundan hükümlü olduğu belirtilen ancak adı açıklanmayan bir mahkum henüz bilinmeyen nedenle çocuk koğuşundaki battaniye ve yatakları ateşe verdi. Jandarmalar ve gardiyanlar yangını söndürmek için alarma geçti. Bölgede çok sayıda itfaiye, jandarma ve polis ekibi görevlerini sürdürüyor. Yoğun dumandan zehirlenen 7 kişi ise Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doğuştan kalbinde delik bulunan iki çocuk ameliyata gerek kalmadan kateter yöntemiyle tedavi edildi. Operasyon üzerinden 24 saat geçmeden her iki çocuk da ayağa kalktı. Karşı tarafa kan geçişi, pistanla temizlanın karışması. Sivas'ta yaşayan 12 yaşındaki Gülcan Durmaz ve 14 yaşındaki İsmail Özaslan aynı gün kalp rahatsızlıkları nedeniyle ailelerince Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan kontrollerde her iki çocuğun da kalbinde deliğe rastlandı. Durmaz ve Özaslan'ın kalbindeki kulakçıklar arasında bulunan delik kasıktan girilerek anjiyo yöntemiyle küçük bir cihaz kullanılarak kapatıldı. Operasyonu çocuk kalp hastalıkları uzmanı yardımcı doçent doktor Burhan Oflaz yaptı. Zarda yaklaşık 20 milimetre 2 santim delik olduğunu tespit ettik. Bu tür delikler çocuklarda bazen nefes darlığı, üfürüm, çabuk yorulma, eğer küçük çocukta geniş bir delikse gelişme geriliği şikayetine yol açabilir. Ancak sıklıkla kalbin üst bölümüne yerleştiği için eğer bir çocuk kalp doktoru görmezse ya da dikkatli bir kulak tarafından dinlenilmezse sıklıkla atlanan, geç teşhis edilebilen problemler. Kalp deliği olan çocukların tedavi olmamaları durumunda kalp büyümesi, ritim bozuklukları gibi hastalıkları oluyor. Bu tür rahatsızlığı olan çocuklarda halsizlik, gelişme geriliği ve üfürüm gibi belirtiler.